Sudan Sebepler'den herkese merhabalar. Bugün ikinci el tekne sahibi olmadan önce nelere dikkat etmeniz gerekir? Onlardan bahsedeceğiz. Aslında başlı başına çok geniş kapsamlı bir konu. Ben dersime daha önceden birazcık çalıştım. Konuları 4 ana başlığa ayırdım. Sırayla hepsini inceleyeceğiz. Bu konular birincisi önce teknenin dış cidarı yani dış güvertesi. İkincisi tekneyi yürüten aksam yani pervanesi, dümeni. Üçüncüsü teknenin motoru, dördüncüsü de teknede en çok vakit geçireceğiniz olan alan havuzluk yani iç kısmın incelenmesi olacak. Şimdilik biliyorsunuz ki arabalarda olsa aslında arabanın işte hasar kaydı oluyor, servis kayıtları oluyor ama maalesef en azından Türkiye için konuşuyorum. Böyle bir teknelerde bulabileceğiniz hasar kaydı, servis kaydı imkanı çok fazla olmuyor. Siz de dolayısıyla ikinci el tekne sahibi olmadan önce en çok yapacağınız şeylerden bir tanesi satana güvenmek ve sizi sorularla birazcık durumu analiz edebilmeniz olacak. Dolayısıyla birazcık aslında zor bir iş, aslında keyifli de bir iş. Bu videoyu izlerken hem tekneyi de birazcık daha tanımış olacaksınız. Sormanız gereken soruların beklenti cevaplarını da analiz edeceğiz. Dolayısıyla sonuçta bir para harcayacaksınız tekne sahibi olmadan önce. Paranız boşa gitmesin ya da çeşitli sürprizlerle karşılaşmayın diye bu videonun çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hadi videomuza geçelim. İlk maddemiz teknenin dış güvertesinin, dış cidarının incelenmesi. Bunu öncelikli olarak tabii ki bu yapacağınız analizleri, incelemeleri tekne sahibinden izin alarak yapmanızda fayda var. Her ne kadar tekneyi satan kişi de olsa tekne sahipleri birazcık hassas kişilerdir. Daha teknesi satılmamış olsa bile teknesinin orasının burasının ellenmesinden hala hoşlanmıyor olabilir. Onun için öncelikli olarak bu araştırmayı yapmadan önce kibarca izin istemeniz gerçekten önemli. Şimdi teknenin üzerine çıktığınız zaman fiber malzemenin daha önceden yıpranmış mı, yıpranmamış mı, herhangi bir kazaya maruz kalmış mı, kalmamış mı onları anlayabilmeniz lazım. Aslında bu çok zor değil. Fiber malzemenin üzerindeki çatlakları, boya farklılıklarını kendiniz gözünüzle analiz edebilirsiniz zaten. Teknenin üzerine çıktıktan sonra özellikle teknenin bordasını yani su kesiminin üzerinde kalan kısmını elinizle, gözünüzle muayene etmeye başlayın. Öncelikle fiber üzerinde çatlaklar var mı? Fiberde her zaman çatlaklar olabilir. Jel kot yani en üst katmanda çatlaklar olabilir. Bu şöyle düşünün hani binalarda sıva çatlağı vardır ama içerisinde çok fazla sıkıntı yoktur ya. Birazcık öyle düşünebilirsiniz ama tam da öyle değil. En azından o hasarın veya o çatlağın çok derin olup olmadığının analizini birazcık kafanızda yapabilmeniz lazım. Yine teknenin üzerinde ilerlerken baktığınız zaman örnek veriyorum ben size. Bir boyada veya jel kotta renkte bir değişiklik varsa, oraya bir macun atılmışsa onu muhakkak tekne sahibine sormanız gerekir. Kibarca sorabilirsiniz. Buraya ne oldu? Nasıl bir hasar oldu? Nasıl bir kaza oldu? Kaza mı oldu, olmadı mı diye bunu araştırmanız gerekir. Özellikle dış cidarda ozmoz denilen bir problem olabiliyor fiber teknelerde. Ozmoz konusunu uzun uzun bu videoda anlatmak istemiyorum. YouTube'da ozmozu anlatan çok güzel videolar var. Teknelerde ozmoz diye araştırırsanız o videoları da izleyebilirsiniz ama ben size çok kısaca bahsedeyim. Ozmoz aslında lise yıllarında, ortaokul yıllarında belki okullarda hatırlarsınız. Ozmoz aslında bir fizik prensibi. Hatta bitkilerin köklerden suyu emip yapraklarına taşımasına da ozmozun sayesinde olduğu kanıtlanmıştır. Teknelerde ozmoz nasıl oluyor? Teknelerin esas maddesi biliyorsunuz ki fiberglass ve içerisinde çeşitli kompozit malzemeler var. Bu kompozit malzemeleri yoğun ortam olarak düşünün. Deniz suyunda yani suyu da az yoğun ortam olarak düşünün. Zaman içerisinde herhangi bir hasar olmaksızın da ozmoz meydana gelebiliyor. Su bu yoğun ortamın içine doğru difüze ediyor. Ve fiberin içerisindeki katmanlarda kurumamış kimyasallar olabiliyor, imalattan kaynaklı problemler oluyor. Tuzlu su özellikle tepkimeye girip oralarda böyle kabarcık şeklinde içeride aynı hani böyle eliniz yanar içerisinde sıvı birikir ya aynı ona benzer kabarcıklar oluşuyor. Ve ozmoz önü geçilemez bir şekilde bir kere başlarsa bir çığ gibi büyüyüp bütün teknenin özellikle jel kotundan başlayıp tamamını değiştirmesine kadar gidecek şekilde hasara sebep oluyor. Siz bir teknede ozmoz var mı yok mu nasıl anlayacaksınız? Birazcık şimdi bir iki tane görsel koyuyorum. Ozmoz genelde dış cidardan bakmaya çalışırsanız böyle kabarcıklar halinde, bu tip hareler halinde bir yapıda bozukluklar meydana geliyor. Hatta dışta böyle bir kabarma varsa, bir sıvı birikimi de varsa onu böyle hafifçe elinizle dokunup elinize sıvı geliyor mu? Hatta böyle bir sirkemsi, böyle bir ekşimsi bir koku da geliyorsa o tekne çok yüksek ihtimalle ozmoza maruz kalmıştır. Bu tip teknelerden kesinlikle kaçınmanız gerekir. Şimdi tabii ki de aslında bir teknenin dış cidarını anlayabilmek için, analizini yapabilmek için en güzel imkan o teknenin suda değil karada olması. Ama bu imkan çok fazla olmayabiliyor. Tekne sahibinden de tekneyi karaya çektirmeyi de
talep edebilirsiniz ama maalesef bu işler o kadar kolay olmuyor tabii ki de. Hani yapabileceğiniz sizin yine hani su kesimine bakarken birazcık daha elinizle yani görebiliyorsanız gözünüzle tabii ki de bakmaya çalışabilirsiniz. Aslında bir teknenin dış cider kontrolünü, yürüyen aksam kontrolünü yani pervane ve dümen kontrolünü en güzel şekilde aslında tekne karadayken yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu imkan her zaman olmuyor. Bizde olan imkanlarla yine kendi analizimiz ve eski sahibine yani olacak eski sahibine sorularımızı yönelterek bunu anlamaya çalışacağız. Şimdi tekrar söylüyorum. Hatta gelin bir tane uygulamalı olarak yapalım. Bugün ben gimbalı da şimdiden hazırladım. Bu çekimi yapabilmek için örnek veriyorum. Şimdi dış cidere bu tekneyi satın alacağımızı varsayıyoruz ve bunun üzerinden örneklerini yapalım. Şimdi diyelim ki teknenin üzerine çıktınız. Şöyle hafifçe su kesiminin üstünde kalan kısımlara şöyle gözünüzle bakmanız gerekir. Herhangi bir çatlak var mı? Fiber üzerinde aşınmalar var mı? Şöyle baktığım zaman mesela ben bu tekne üzerinde fiberde herhangi çok fazla bir hasar görmüyorum. Evet tabii ki de yılların verdiği eskimişlik olabiliyor, çizikler olabiliyor, çatlaklar olabiliyor. Ama ben bu tekneyi almadan önce de zaten bu teknede ozmoz gibi problem olmadığını da biliyordum. Şimdi buralara baktığımız zaman örnek veriyorum. Şurada çok küçük fiberde bakın bunları hemen anlayabilirsiniz. Buralarda hasarlar olmuş, macunlamalar yapılmış gibi problemler var. Bunlar çok kritik problemler olmuyor. Önemli olan sizin teknenin dış cidarında herhangi bir problem var mı onu anlayabilmeniz. Onun için dediğim gibi detaylı bir şekilde bu tekneyi böyle inceleyerek, elinizle dokunarak gezmenizde fayda var. Mesela örnek veriyorum burada bir problem olmuş bu tekne için söylüyorum. Bu demirin hatta bunu ben değiştirdim yerini. Çünkü buradaki zamanla fiber, bu vidalar örnek veriyorum fiberi aşındırmış. Fiberi aşındırdıktan sonra da bu artık bu merdiven artık buraya tutunamıyordu. Onun için ben kendim bunun yerini değiştirdim. Dediğim gibi şöyle tekrar şöyle hani size örnekleyecek şekilde şöyle bir bakış yapıyorum. Birazcık da ön tarafa da zaten gideceğim. Dediğim gibi bakın mesela fiberde buna benzer şöyle göstereyim görebiliyorsunuzdur umarım. Böyle çatlaklar olabiliyor. Bunlar çok ciddi problemler değil. Zaman içerisinde fiber tabii ki de her malzemede olduğu gibi o da eskiyor. Güneşle beraber, tuzlu suyla beraber zaman içerisinde fiber de eskiyor. Şimdi güvertenin genel kontrollerini yaptık, sorularını sorduk. Şu dışarısıyla ilgili teknenin şunu muhakkak sorun. Bu teknenin zehirli boyası yani sonuçta siz su kesimini ve altını göremiyorsunuz bu tekne suda olduğu için. Onun için soruları yöneltmeniz gerekir. Zehirli boyası mesela ne zaman atıldı? Alt temizliği ne zaman yapıldı? Bunu kendiniz de eğilip teknenin altına dokunarak da bakabilirsiniz. Yosun var mı? Kekomoz var mı? Bunlara da dikkat etmeniz gerekir. Bunların hepsi çünkü size bir masraf olarak geri dönecektir. Dolayısıyla bunları sorarak ağır ağır sindire sindire analizini yapmanız gerekir. Hadi ben şimdi bir kamerayı alayım. Sanki dış cider kontrolünü yapıyormuşuz gibi öyle bir araştırma yapalım teknede. Şöyle mikrofonumu toparlıyorum. Geçiyoruz. Evet. Şimdi diyelim ki teknenin en arkasından incelemeye başladınız. Şöyle hemen hemen gördüğünüz her aksamı şöyle bir dokunun, inceleyin, hissedin. Özellikle dışarıdaki işte bu tip demirleri şöyle hafifçe şöyle bir sağlamlığını kontrol edin. Tekrar söylüyorum bunu tekne sahibinden izin muhakkak alarak yapın. Bunları birazcık hassas olabilirler. Bunları böyle her aksamı şöyle elinizce hafifçe bir kontrol etmenizde fayda var dış cider kontrolü için. Bu sırada fibere de bakmaya devam ediyoruz. Eksik parçalar var mı? Babalar bu şekilde sağlam mı? Onlara dikkat etmeniz gerekir. Şimdi bu tarafa ilerliyorum. İç taraftan değil yan tarafa. Mesela bu teknede dış lastikler var. Bu dış lastiklerin durumuna bakabilirsiniz. Şöyle hafif aşağı doğru eğilip teknede yine dış cidarın şöyle kontrolünü önce gözünüzle sonra elinizle yapabilirsiniz. Bu teknede eğer ki burada herhangi bir tamirat varsa bunu yüzeyden zaten anlayabilirsiniz. Renk değişimlerinden anlayabilirsiniz. Bunları da her zaman kibarca tekne sahibine sormak lazım. Geçmişini araştırmak açısından ciddi problemler geçirmiş mi anlayabilmek için tabii ki de sormanız gerekir. Yine yukarı tarafa çıkıyorum. Bakıyorum her aksamı şöyle bir elimle yokluyorum. Bakalım nasıl sağlam mı diye. Genel olarak fena değil. Geçiyorum yine üst güvertede bakıyoruz. Herhangi bir problem var mı? Bu demirlere bakıyorum, vardevelelere bakıyorum sağlam mı diye. Gayet sağlam ve başarılı gözüküyor vardevaleler. Ön tarafa geldim.
genel olarak teknenin üst katının fiberinde herhangi bir problem gözükmüyor. Bu tarafa geldiğim zaman bakın mesela burada bir macunlanma işlemi olmuş bu vardevrede. Muhtemelen benden önceki sahibi bunu bir şekilde belki hatalı bir şekilde ip bağladı, bir şey yaptı ve bu birazcık esnedi. Sonra buraya bir macun atılmış. Bu babaları kontrol ediyoruz. Gayet sağlam. Kurt ağzımız sağlam. Herhangi bir problem yok. Irgat. Irgat en önemli parçalardan bir tanesi teknenin. Bu ırgatın da sağlamlığını, çalışırlığını tekne sahibinden muhakkak istemeniz gerekir. Motorun şöyle tuşları çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Irgatın durumu, çapanın durumu, zincirin durumu. Bunlar üst güvertede kontrol etmeniz gereken, sormanız gereken sorular. Irgatın kaç wattlık olduğunu sorabilirsiniz. Bakımdan geçip geçmediğini sorabilirsiniz. Parayı verecek olan siz olduğunuz için soru sormaktan lütfen çekinmeyin. Sonuçta parayı verecek olan sizsiniz. Şimdilik devam ediyoruz. Teknemizin her tarafını şöyle bir kontrol ettik. Dış taraftan brandamız var mesela burada. Bu brandalarına bakabilirsiniz. Sağlam mı, temiz mi, yeni mi yapılmış? Kumaşını, kalınlıkta bunları kontrol edebilirsiniz. Şimdi teknemizin çok güzel bir şekilde dışına baktık. Yine dışından da şöyle gidip camlarına bakabilirsiniz. Bu camlar özellikle şuna bakın teknelerde. Normal araba camı mı konmuş yoksa plastik mikalar mı konmuş? Onlara bakın. Böyle herhangi bir paslanmalar etrafta bunların montaj yapıldığı yerlerde paslanma, akma var mı? Bunlara da bakabilirsiniz zaten. Teknelerde size en iyi durumu anlatacak olan nedir biliyor musunuz? Su izleridir. Her taraftaki su izlerine bakabilirsiniz. Bu teknede bir akma vesaire bir şeyler varsa, bu tekneye su girmişse o teknenin etrafındaki su izleri size her şeyi çok güzel anlatacak. Örnek veriyorum mesela bu teknenin iskele tarafındaki penceresinde ben şu an bakıyorum. Hemen orada bakın gidiyoruz şu tarafa. Bakın buradaki su izi hemen bize bir şeyi çok net bir şekilde anlatıyor. Belli ki bu civatalar içeriden birazcık paslanmış, bir yer su girmiş ve buradan böyle aşağı doğru paslı bir su atmış. Evet bu o anlattığım çok bariz, çok önemli bir problem mi? Değil. Ama dikkat etmenizde fayda var. Genel önemli aksamlar için tabii ki de konuşuyorum. Şimdi gelelim. Devam edelim konumuza. Gimbalımızı da koyduk. Şunu cebimizden çıkartalım. Yürüyen aksam kontrolüne gelelim. Yürüyen aksam kontrolünden kastım aslında teknenin pervanesinin durumu ve dümeninin durumu. Dediğim gibi bu tekne suyun üzerinde olduğu için bunları görmeniz çok mümkün değil. Ama şu tip sorular sorabilirsiniz. Daha önceden herhangi bir sığlıkta dümen palası bir yere çarptı mı gibi bir soru sorabilirsiniz mesela. Pervane daha önceden tamir gördü mü? Şafttan, birazdan açacağım zaten orayı, su alma gibi problemi var mı diye tekneyi yürüten aksamla ilgili sorular yöneltebilirsiniz teknenin sahibine. Bir farklılık olarak da bu tekne eğer ki dıştan takma bir motor olsaydı, şimdi yine görüntülerini de koyuyorum, dıştan takma motorlarda trim ayar diye bir ayar var ve motoru dışarıya doğru çıkartabiliyorsunuz. Dışarı çıkarttığınız zaman motorun pervanenin hemen altında pervanenin bir korumalığı vardır. Orayı basitçe eğer ki dıştan takma bir motor alıyorsanız şöyle elinizle orayı böyle bir yoklayın. Bir pürüz var mı? Bir hata, yani daha doğrusu bir bozukluk var mı? Oradan anlayabilirsiniz. O teknenin herhangi bir şekilde taşa çarptı mı, çarpmadı mı, sığlıkta bir şey oldu mu, olmadı mı gibi soruları mesela tekne sahibine yine kibarca sorabilirsiniz. Ya burada hafif böyle bir pürüzlenme var, bir şey mi oldu diyebilirsiniz teknenin sahibine. Yürüyen aksamdan sonra en önemli konulardan bir tanesi o teknenin tabii ki de motoru. Teknenin motoru en kritik noktalardan, hatta belki de teknenin toptan bedeli 100 ise belki %40'ını oluşturuyor şu an tekne fiyatlarını kıyaslarsak teknenin motoru. Kaba taslak söylüyorum tabii bunu. Dolayısıyla motor üzerinde iyi bir araştırma yapmanız lazım. Arabalarda olduğu gibi bunlar da özellikle birazcık da eski model teknelerse çok fazla elektronik sistem olmuyor. Bir kayıt olmuyor. Dolayısıyla sizin yine sorular yönelterek anlayabilmeniz lazım. Ama sizin de yapacağınız şeyler var tabii ki motorun analiziyle ilgili olarak. Öncelikli olarak motorun kaç çalışma saatinde olduğunu sormalısınız bir kere. Nedir bu? Normalde arabanız olsaydı neyi soracaktınız? Aracın kilometresini soracaktınız. Teknelerde ne kadar yola yaptınız demiyorsunuz. Motorun saatini soruyorsunuz. Motor saati genelde kontrol panelinde bir göstergenin üzerinde gözükür. Örnek veriyorum kafanızda fikir olması açısından. Bu tekne 2008 model bir tekne ve yaklaşık 550 saatte falan bu teknenin dizel motoru. 550 iş saat çalışmış yani.
fena değildir. Aklınıza öyle bir yorum yapabilirsiniz. Yani 1000 saatleri aştıysa, 800-900-1000 saatleri gittiyse motor, birazcık oralarda soru işaretleri kafanızda uyanmalı. Çünkü birazcık artık yorgunluk almıştır o motor. Dolayısıyla onlara da muhakkak dikkat etmeniz gerekir. İlk soruyu sordunuz motorla alakalı. Motor saatini öğrendiniz. Ama birazcık da motorun kendiniz de analizini yapmak istiyorsunuz. Şimdi bu teknedeki motor bir dizel motor. Bunun içerisinde bulunan makine 27 beygirlik bir makine. Bir Çin imalatı. Hani çok fazla araştırabileceğiniz şey yok. Yapabileceklerimizi şimdi ben motor kapağını kaldıracağım. Oradan bir iki tüyoyu vereceğim size. Aslında teknelere konulan, içten takma teknelere konulan motorlarda iki tip motor oluyor. Bu soruyu da sorabilirsiniz. Normalde bir tanesi direkt marin motorlar. Marin dizel ya da marin benzinli motorlar. Bu ne demek? O motor bir teknede kullanılmak üzere şaftıyla, sistemiyle, soğutma sistemiyle, şanzımanıyla yapılmış, imal edilmiş bir motor demek. İkincisi de marinize edilmiş motorlar. Marinize ne demek? Aslında bu tekne, bu motor karasal bir motordu. Yani bir kamyonun motoruydu. Oradan alındı, teknede kullanılmak üzere marinize edildi. Biliyorsunuz normalde motorlar, yani kamyonlarda çalışan motorlar hava soğutma sistemlerle çalışıyor. Yani dışarıdan gelen havanın içerideki radyatörü soğutmasıyla motor soğutuluyor. Ama teknelerde bu sistem tamamen değişip su soğutmalı oluyor. Yani teknenin motoru dışarıdan deniz suyunu alıyor, içeride radyatör bloğunda gezdiriyor veya radyatör suyunun etrafında gezdirip motorun soğumasını sağlıyor. Normalde şaft belli bir açıda motordan çıkıp aşağı pervaneye dümdüz bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bu motorun belli bir açıda durması gerekiyor. Yani normalde motor şöyle göstereyim size, şu şekilde durması gerekirken şaftın açısına uyması için bu motor hafifçe yaklaşık işte 10-15 derecelik açılarda eğimlendiriliyor ve motor kulaklarıyla kaldırılıyor. Yani çok uzatmayayım, çeşitli denize ve tekneye adapte olacak şekilde motor üzerinde oynamalar yapılıyor. Bunlar da marinize motorlar. Dolayısıyla sizin sormanız gereken şu: Bu normal bir marin motor mu yoksa marinize edilmiş bir motor mu diye tekne sahibine sorup orada da hem böyle konuyu da birazcık hakimmişsiniz hissini uyandıracak şekilde güzel sorular sorabilirsiniz. Şimdi gelin başka ne yapabilirsiniz? Ben motor kaputunu kaldırayım bir bakalım. Gimbalımı yine alıyorum. Gimbalı şöyle mikrofonla karışmayalım. Şu tarafa koyuyorum. Motor kapağını kaldıralım. Motor kapağını kaldırıyordum. Bayağı zorlandım. Birazcık ağır bir kapak. Gelin bakalım neler yapabilirsiniz motor üzerinde. Kendiniz bakın. İlk olarak yapabileceğiniz genelde motor üzerindeki kabloları mesela özellikle şu tip elektrik aksamdan gelen kabloların temizliğini, oksidasyon var mı yok mu onları şöyle gözünüzle analiz edebilirsiniz. Bu tip kauçuk kabloların gevremiş mi, gevrememiş mi yoksa böyle yumuşak ve normal formunda duruyor muyu? Şöyle hafif hafif elinizle açıkçası anlamaya çalışabilirsiniz. Onun dışında tabii ki de şöyle motora genelce bir baktığınız zaman motor temiz mi değil mi, paslanan yerler var mı aslında bunları anlayabilirsiniz. Çok da fazla değil. Şu gördüğünüz mesela motor kulakları, bu motor kulaklarında paslanmalar var mı? Altında hemen bunun kauçuklar var, onlarda sıkıntılar var mı? Yağ filtresine bakabilirsiniz hemen. Yağ filtresinde böyle bir yapısında bozukluk, şişme var mı? İçinde doluluk var mı? Tabii ki de yine bunlar sizin tekne sahibine sormanız gereken sorular. Yağ filtresi ne zaman değişti? Mazot filtresi ne zaman değişti? Gibi çeşitli soruları yöneltebilirsiniz. Hava filtresi ne zaman değişti gibi güzel güzel bir sürü sorabileceğiniz sorular var. Onun dışında kayışlar tarafına geçiyorum motorun içerisinde. Kayışların sağlamlığını kontrol edebilirsiniz. Dişleri ne durumda onlara bakabilirsiniz. Şu şekilde gergin mi değil mi bunlar ne durumda diye bakabilirsiniz. Bu civarda tertemizliğini burada görebiliyorsunuz. Değişen var mı yok mu bunları hep soru olarak yöneltebilirsiniz. Hatta yine bir motora bakarken aslında daha konuşmamın başında da söyledim size. Size en iyi anlatacak şey su izleridir. Motorun herhangi bir yerinde etrafında bir su izi kalmışsa baktığınızda bu tekneye su girip girmediğini aslında size anlatabilir. Hani böyle uzun süre bir kovada ya da küvette su bırakırsınız o gittikten sonra böyle bir iz bırakır ya. Aslında o çok güzel şeyler anlatır. Siz tekneye su girmiş mi girmemiş mi, oksidasyon var mı, paslanma var mı bunları üzerinden anlayabilirsiniz. Yine sormanız gereken şeylerden bir tanesi de motora bağlantılı olarak söylüyorum. Teknenin
özellikle akülerinin, elektrik aksamının ne zaman değiştiğini, akülerinin durumunu, voltajını kumanda panelinden göstererek, sorarak daha doğrusu anlamaya çalışabilirsiniz. Ayrıca şu da önemli, ondan da bahsedeyim. Özellikle bu tip dizel motorlar, kızdırıcı yoksa, eski nesil motorlarsa kışın birazcık zor çalışabilir. Tekne sahibinden tabii ki de motorun çalışmasını muhakkak istemeniz gerekir. Bir, hatta en doğru yapacağınız şeylerden bir tanesi o tekneyle bir seyir yapmanız. Birazcık sizin hissetmeniz gerekir. Seyir sırasında motor nasıl, fazla vibrasyon var mı gibi şeyleri sizin birazcık anlamanız gerekebilir. Dediğim gibi kızdırıcı yoksa kışın birazcık zor çalışabilir. Hemen aman bu motor çalışmıyor falan demeyin. Ama şu an mesela 30 derece burada sıcaklık ve bu motorun çok rahat bir şekilde çalışıyor olması lazım. Hatta gelin ben size bizim motordan da göstereyim. Geldik bunun. Gördüğünüz gibi motorun çok hızlı, motor çok rahat çalışıyor. Dolayısıyla bunlara dikkat etmeniz gerekir. Yine motor çalıştıktan sonra seyir sırasında egzoz dumanına dikkat edin. Egzoz dumanı güzel şeyler anlatır rengiyle beraber. Özellikle motoru ilk çalıştığı sırada normalde dizel makineleri soğuksa koyu böyle bir siyah duman atar. Ama bu motor ısındıktan sonra yaklaşık 3 dakika 5 dakika içerisinde o siyah duman artık kendini yerini kaybeder. Ve temiz bir, yani normal bir duman rengini almaya başlar. Ona dikkat etmeniz gerekir. O duman geçmiyorsa orada da yine sorgulamalarınızı yapmanız gerekir. İşte sekmanlarda problem olabilir, motorun yakıt enjeksiyon sistemlerinde problemler olabilir, yanma odasında problem olabilir. Onu araştırmak gerekebilir, filtreler tıkalı olabilir gibi gibi. Mavi duman atıyorsa motorunuz çok ciddi bir şekilde yağ yakıyor olabilir. O da önemli göstergelerden bir tanesi. Kabaca sormanız gerekenler bunlar. Aslında soracağınız çok soru var da tabii ki de satanı da bezdirmemeniz lazım. Şimdi motoru anladık. Unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Sanırım motorla ilgili birçok şeyi de sorguladık. Gelin artık teknenin içine odaklanmaya başlayalım. İçine girdiğiniz zaman, şimdi birazdan ben motor kapağını kapatacağım. Bir farş tahtalarının altını göstereceğim size. Orası çok önemli. İlk yapmanız gereken teknenin farş tahtalarını, yani liverında su var mı yok muyu araştırmanız gerekir. Bu önemli noktalardan bir tanesi. Nedir? Farş tahtaları bu teknelerde livarla havuzu birbirinden ayıran şu gördüğünüz tahtalara farş tahtaları deniyor. Yine tekne sahibinden kibarca livarı görmek istediğinizi muhakkak... İçeride ilk yapacağınız analiz, ilk yapacağınız sorgulama o teknenin sintinesinde su var mı yok mu onu anlayabilmeniz lazım. Onun da en basit yöntemi bu gördüğünüz şu farş tahtalarını kaldırarak sintine bölümünü görmeniz. Yine sahibinden rica edeceksiniz kaldırmak için bu tahtaları. Hatta gelin ben şimdi bizim teknede de yapayım bunu. Şöyle bakıyoruz. Bakalım bu teknenin farş tahtasında altında su var mı? Şöyle kaldıralım. Evet, şöyle bakıyoruz. Buradan egzoz borusu gidiyor arkaya doğru. Evet, bunun sintinesi, sintine bölümü gayet temiz gözüküyor. Yani temiz derken en azından su yok. Dolayısıyla bir teknenin sintinesinde biriken suyu sizin anlayabilmeniz, onu sorgulayabilmeniz çok önemli. Sintinesinin de kontrolünü yaptık. Sorduk. Neden eğer ki birazcık su gördüyseniz hemen sormamız lazım. Tekne su yapıyor mu? Bunu da eğer ki tekne sahibi ya yapıyor birazcık az yapıyor falan filan dediğiniz zaman birazcık oralarda soru işaretleri uyansın, onu iyi araştırmanız lazım. Su yapan teknelerde özellikle suyun nereden girdiğini anlayabilmek çok ciddi problem olabiliyor. Teknenin sintinesinde su tabii ki birikebilir. En basitten yağmur sularıyla beraber teknenin sintinesinde su birikebilir. Sintine pompasıyla onu rahatça tahliye edebilirsiniz, problem yok. Ama herhangi bir yerinden, örnek veriyorum, dış cidarda herhangi bir yerden su sızıyor olabilir, tuvalet pompasından su sızıyor olabilir, su depolarından su sızıyor olabilir ve teknelerdeki en büyük problem o teknenin su yapan bir tekne olması. Ayrıca su yapma problemlerinden bir tanesi de özellikle şaftın vibrasyonla beraber, yani motordan şaft çıktı pervaneye gidiyor, sonuçta orada bir yerde suya dalıyor. Orada bir kaplin, salma sıra ve kovan var. Bir şekilde tabii ki de onu izole ediliyor ama zamanla biliyorsunuz orada çok ciddi bir vibrasyon ve ısı oluyor. Orası su sızdırmaya başlıyor. Hatta seyre çıkarsanız yapacağınız en önemli noktalardan bir tanesi seyir sırasında farş tahtasını kaldırıp şaftı
görmeyi rica ederseniz çok güzel olur. O zaten çok net bir şekilde gözükür. Şaft dönerken eğer ki oralardan böyle su fırlıyorsa şafttan su yapıyordur. Orası da ciddi bir soru işareti olarak aklınızda yer edinmeli. Şimdi genel olarak sintinesinden bahsettik. İç kısmına bakıyoruz. Hadi yine alıyorum ben gimbalı elime. Gimbalı aldık, iç kısmına bakıyoruz. Mesela iç kısmında sizin bakmanız gerekenler neler olabilir? Yine aslında dış cidarda yaptığınız genel kontrollerin tamamını iç tarafta da yapabilirsiniz. Burası sonuçta sizin en çok vakit geçireceğiniz alanlardan bir tanesi. Örnek veriyorum. Gelip döşemeleri kontrol edebilirsiniz. Döşemeler biliyorsunuz güneş ve tuzlu suyla beraber çok eskiyor. Şöyle hafifçe döşeme gevremiş mi, yırtılıyor mu onlara bakabilirsiniz. Genel bu kondisyonlarına bakabilirsiniz. Tahta parçalar çürümek üzere mi, değil mi onlara bakabilirsiniz yine. İp kontrollerini tabii ki yapabilirsiniz. İplerin durumları onlar birazcık daha basit işler. Tiklerin durumuna bakabilirsiniz. Tikler bakımlı mı, çatlak var mı? Tiklerin ara derz dolgu, şu kauçuklar eskimiş mi onlara bakabilirsiniz. Tabii ki de kontrol paneline hadi gidelim. Kontrol paneline geldiğiniz zaman genel olarak buradaki bütün tuşların çalışıp çalışmadığını kesinlikle tek tek kontrol etmeniz gerekir. Sintine pompası çalışıyor mu? Kabin ışıkları çalışıyor mu? Demir ışıkları yanıyor mu? Dış majeratör yani pis su motoru çalışıyor mu? Hidroforu çalışıyor mu? Tek tek bütün bu kontrolleri yapmanız gerekir. Yine kontrol panelinde de sistemleri hepsi doğru gösteriyor mu? Akü voltajı gösteriyor mu? Devir saati çalışıyor mu? Hararet göstergesi, yağ basınç göstergesi çalışıyor mu? Bunlara bakmanız gerekir. Yine iç tarafta da girdiğiniz zaman bir tekneye bu bahsettiğim hani sintinede su var mı? Yine teknenin her yerinde aslında yapabilirsiniz. Burada da gördüğünüz her kapağı şöyle kibarca yine rica edip altını kaldırıp su var mı yok mu bakmanız gerekir. Suyu gördüğünüz gibi mesela burada herhangi bir su problemi yok. Genel olarak bakmanız gerekenler, anlamanız gerekenler aslında bunlar. Bunlar birazcık daha ilerledikçe hani daha da hassaslaşıyor. Çok da fazla artık detaya da girdiğiniz zaman birazcık da satanı da bezdirmemek lazım tabii ki. Tekrar söylüyorum bunu. Sanırım bitirdik bugünkü konuyu. Şimdi bugün genel hatlarıyla güzel bir video çektiğimizi düşünüyorum. İkinci el tekne sahibi olurken dikkat etmeniz gereken noktalardan bahsettik. Bu bir araba değil, çok farklılık gösteriyor. Teknelerin standartları yok. Ama çok daha keyifli işler var içerisinde. Sizin de öğreneceğiniz, analizini yapacağınız birçok şey olabiliyor. Umarım bu sizler için çok faydalı bir video olur. Burada anlatmadığım şeyler varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Benim yeni videolar çekebilmem için fikir oluşturuyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum hepinize öncelikli olarak. Kanala geldiniz. Burada şu cümlelerimi de dinliyorsanız demek ki videoyu beğendiniz. Bu zamana kadar tuttum sizi. Bir beğeni rica ediyorum tabii ki sizden. Kanala da abone olursanız çok çok memnun olurum. Sudan Sebeplerim bugünlük bölümünden bu kadar. Umarım çok daha güzel videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.